Bunu tıkladığımız anda bizi kıyıya ışınlıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir icat. Geliyorum. Kırıyorum. Ve elime bir tane elmas geldi gördüğünüz gibi. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim durmadım. Yere düştüm caymadım. Merhaba otmen izleyenleri, bir kişi yorumlarda benden tabel istemişti. Yani tıkladınca ne patladı lan. Neyse, bir kişi benden yorumlarda tabel istemişti. Tıklanınca ışınlanma tabelesi serverlarda olan. Bu arada serverlarda yaptığım şeyleri beğeniyorsunuz. O yüzden serverlarda olan şeyleri yapabilirim. Bugün de şey yapacağız işte. Tabelaya tıklayınca diyelim mesela bir yere ışınlanacağız. Veya tabelaya tıkladığımızda bize elmas verecek falan filan. İlk öncelikle komut bloğu alacağız. Bu arada hastayım. Sesim biraz değişik geliyor olabilir. Onun için bir şey yapamam. Kusura bakmayın. Aslında bu hafta iki video çekmek istiyordum. Fakat hastayım. Sesim biraz gidik. Onun için kusura bakmayın kısacası. Ondan sonra redstone alacağız. Yine lady. Karşılaştırıcı. Redstone. Bir tane şalter alalım. Ondan sonra. Bu arada bu benim icadımdır. Kendi icatlarıma ayrı bir like istiyorum. Bildiğiniz üzere. Sonra bir tane de tabela imza olarak geçiyor bunda. Aratınca imzala diye çıkmıyor. O da işin enteresan. Bir de blok lazım. Hangi bloğu alalım? Bu bloğu alalım. Öncelikle tabelaya hangi duvar yapmak istiyorsak o duvara geliyoruz. Mesela ben bu duvara tabelayı yapmak istiyorum ama bu duvara yapmıyorsunuz. Geliyorsunuz başka bir yere. Diyelim buraya geliyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz ve ne yazacaksınız? Mesela beni kıyıya ışınlasın. Işınla. Biraz sonra da neden oraya değil de buraya yaptığımızı anlayacaksınız. Burası da sizde gizli bir yer olsun. Ve ondan sonra buraya geliyorsunuz buna birleşip. Sonra buranın koordinatını alacağız. Koordinatları gösteri açtım. 144 64 325. Hemen bir tane komut bloğu koyacağım şuraya. Geniş bir alan lazım bana. Koydum bunu. Bundan sonra şöyle gelip iki ara bırakıp şuna da bir tane koyacağım. Sonra geliyorum. Pardon, şuraya koydum. Şuraya koyuyorum. Bir de şuraya koyuyorum. Ondan sonra bunu birleştireceğim. Bundan sonra bunu bir tane açacağım. Bunu da bir tane açacağım. Bunu yaptıktan sonra şöyle hemen kapatıp açacağım ki sistemimiz çalışmaya başlasın. Hatta bunu biraz daha yavaşlatabiliriz. Şöyle şunu kırıp yeniden yerleştirdim mi? Pardon. Şöyle yavaş bir şekilde. Tamam. Şimdi buraya kadar tamam. Buranın koordinatını almıştık. Koordinatı neydi? 144, 64, 325. Şimdi bunu geliyoruz. Clone. Büyük harflerle yazsak oluyormuş. Denemedim ama yazmayayım ben yine de. Clone. 144, 64, 327 miydi? 325 miydi? Unutuyorum. 325'miş, doğru yazdım. Aralarda kesiyorum da. Bazen çoğu videoda unutuyorum da aralarda kesiyorum yani. Neyse, bunu yazdıktan sonra geliyorum bir daha. 144 64. Arada kayıtları kontrol etmekte yarar var. Çünkü bir bakıyorsun kaydı açmamışsın. Boş boş konuşmuşsun yani. 144 64 325 yazıyorsunuz. Bundan sonra sonra nereye yapacaktık biz bunu? Mesela ben buraya yapmak istiyorum. O yüzden şunun hemen altına bir blok koyup onun üstüne çıkıp buranın koordinatını alacağım. 152 65 318. 152 65 318. Pardon, yanlışını açtım. 152 65 318. Bunu yazıyoruz ve kapatıyoruz. Bakalım tabelamız oraya kopyalanmış ve bunu kırıyoruz. Buna gerek kalmadı. Sonra geliyoruz. Buna ne yapmıştık? Bunu geliyorum. Aynısını kopyalıyorum ve karşıdaki komut bloğuna aynısını yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra şimdi işin asıl olayına geldik. Neyse. Buna geliyorum. Yeni bir komut bloğu koyuyorum. Yinele. Her zaman itkin. Sonra buna geliyorum. Test for 2S yaptım. Bu arada test for komut eski sürümlerde çalışmaz. O yüzden yeni sürümlerde oynamanızı tavsiye ederim. Test for block yazıyorum. Yanlış yazdım block. Şimdi şurayı niye kırdık biz? Şuraya yine üstüne çıkıyorum. Tabelanın
olduğu alana geliyorum. Buranın koordinat yine alıyorum. 152 65 318 152 65 318 152 65 318. Bunu yaptıktan sonra tabelamız duvarda olduğu için wall yazıyorum. Sonra alt tire koyup sign yazıyorum ve kapatıyorum. Bundan sonra bunu yaptıktan sonra geliyorum. Şuraya karşılaştık koyuyorum ve şu yanması gerek. Şu yanmazsa olmamıştır. Yani şöyleyse olmamıştır. Şöyle olması gerekiyor. Her neyse şunun önüne redstone koyuyorum. Bir de redstone meşalesi lazımdı. Geliyorum, kırıyorum bunu, koyuyorum. Sonra geliyorum. Şundan bir tane uzatıyorum. İki tane de uzatabilirsiniz. Ben iki tane uzattım. Sonra buraya command block koyuyorum. Şimdi buna ne yazdım? Beni kıyıya ışınlasın. Gidiyorum kıyıya. Kıyının koordinatını alacağım. Mesela buranın. Ben en dibini alacağım. Buranın koordinatı neymiş? 198, 63, 316. Aynen. Buranın koordinatını aldıktan sonra şu komut bloğuna geliyoruz ve içini açıyoruz. Slash tp. Yanlış yazdım. Tp at p ve alanımı yazıyorum. Kapatıyorum. Bunları yaptıktan sonra şu alttakini kırabiliriz. İşlemimiz bitmiştir. Buna tıkladığımız anda bizi kıyıya ışınlıyor gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir icat. Bu arada kırarak ışınlıyor. Sağ tık değil. Tek kötü özelliği o. Onun da yapması biraz zor. Yani bunu yapabildim ama bu da işinize yarayacaktır. Ona inanıyorum. Şunu kırdığınız anda oraya ışınlanıyorsunuz. Peki ben bunu değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştirebilirim? Onu da göstereyim size hemen. Mesela yazıyı değiştireyim. Geliyorum şuna. Şuradaki tabelaya kırıyorum. Ve ne... Kırmaz olaydım. Dur. İlk önce şunu iptal edin. Şunu he. Şunu redstone gerekiyoru yapın. Ve bırakın. O artık bize ışınlayamayacaktır. Kırıyorum. Sonra buraya ne yapıyorum? Bir... Dur yanlış yazdım. Bir elmas verir yazıyorum. Kapatıyorum. Kötü yazdım ben. Siz şekilde de yazabilirsiniz. Ve geldiğimde buradaki de bir elmas verir olacak. Ondan sonra... Pardon buraya niye geldik? Şunu her zaman etkin yapıyorum. Kapattım ya az önce. Şimdi... Siliyorum bunu. Slash give atp dia moon diamond 1. Değil mi? Kapatıyorum bunu. Sonra geliyorum. Kırıyorum. Ve elime bir tane elmas geldi gördüğünüz gibi. Bu kendi icadımdır arkadaşlar. Kendi icatlarıma daha çok like istiyorum. Daha fazla kendi icadımı görmek istiyorsanız bana önerebilirsiniz. Diyelim şunu yap. Bu da bir arkadaşın yorumuydu zaten. Bu tabela nasıl gelir? Ben de yapamayacağımı zannettim. Yaptım. Ben bile inanamadım yaptığıma. Öyle bir şey yani. Bu arada sesim biraz değişik geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Bu arada o like'lar düzelecek artık ya. O like'lar ne çöp berbat like'lar geliyor ya. 150 like nedir? 2000 izlenme nedir? 10.000 abonelik bir kanalız. Yani biz de gücümüzü gösterelim yani. Biz de gücümüzü gösterelim. Bir Lord of Murat'tan neyimiz eksik? Adam videoyu yayınlamaz. Videosu 50.000 like alıyor. Onu izleyen kitle ona sadıklığını like'larla bildiriyor. Siz de beni izleyen kitle de like'larla modman olan sadıklığını belirsinler bakalım. Çok kişi sadık mı? Like'larla bunu anlayacağız. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.